Yavaş. Aynen, aynen. Hadi yavaş. Allah Allah Allah. Yavaş, yavaş oğlum. Çarpacağız, yavaş. Dur, yarıga yerleştiriyorum. Kudret, vazgeçtim. Geri götür beni. Geri götür beni, vazgeçtim şu anda. Boş ver, tamam yapmayalım. Hadi ameliyatı yaptırmayalım. Hadi. Al geri, al 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 geri, al geri. Al geri. Lan oğlum, tamam ya. Sakin ol. Alt tarafı bir kıl dönmesi ameliyatı olacaksın ya. Boşuna acı çekmeye değer mi? Bak, dişe gitseydin çeneyi eline verirlerdi de. Burada endişelenecek bir şey yok. Ya Kudret, ne biliyorsun? He? Belki beni öldürmeyen şey güçlendirir. He? Kudret, insan vücudu akıllıdır. Sistem kendi içinde çözer onu. He? Boş yer ya. He? Zamanla geçer belki. Ete kaynadı mıydı? Hallolur. La daha neresine kaynasın? Kıl kök salmış, kök. Aç çıkıyor buradan, aç. Ya merak etme, zaten senin ameliyatını burada hocaların hocası, profesörlerin profesörü Hayati Hoca yaptıracak. Profesör diyorsun yani. He, tabi. İki gözümün çiçeğine de profesör yakışırdı zaten. Bir dakika, yaptıracak dedin. Ne demek o? Kendi yapmayacak mı ameliyat? Nasıl oluyor? Yok, şimdi şöyle bak. Burası Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Ne? Eğitim. Ve Araştırma Hastanesi. Evet. O yüzden hocalar öğrencileriyle... Kimle? Öğrencileriyle. Senin eğitim sisteminle bir zorun mu var? Biz nasıl köylü oluyor seni onu anlamıyorum. Niye seni anlamıyorum, sen beni anlamıyorsun. Nasıl? Gayet iyi anlaşıyorum. Ben eğitim diyorum, sen eğitim diyorsun. Eğitim. Tamam. Ne var? Tamam ya, bir şey demedim. Gelir mi? Eğitim seviyelerimiz farklı demek ki. Allah Allah. Sen korkma, korkma. Ya hocalar öğrencilerin başında duruyor. Öğrencilerin, tamam mı? Hiçbir şey yok ya. Hmm. Usta-çırak ilişkisi gibi düşün. Lan ben motor muyum? Usta-çırak ilişkisiyle bizim ne alakamız var ya? Ne oldu? Lan oğlum, ya çocuklar derste bu konuya kadar gelmedilerse? He? Ya istemedilerse, bilmedikleri yerden çıkarsa? He? Lan ya kaydırma yaparlarsa? Ya merak etme, hoca başlarında düğün bir yasa. Gel bakalım çocuklar, gel bakalım çocuklar, gel. Gel bakalım, gel bakalım. Kolay gelsin hocam. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Ameliyathaneyi boşaltalım, ameliyathaneyi boşaltalım. Çok güzel. Geçmiş olsun İbrahim Bey. Sağ ol hocam. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki... Evet. Önümüzdeki ayki makalemde kılınıza oldukça geniş bir yer vermek istiyorum. Zira bu bir kıl değil, bu bir kuyruk. Ama hiç merak etmeyin, çünkü bu pırıl pırıl genç tıp öğrencileri benim nezaretimde sizin ameliyatınızı yapacaklar. Harika. Görüyor musunuz? Hepsi bilgiye aç, aydınlığa muhtaç. Vallahi 40 yıl düşünsem hocam, ardımla birilerini aydınlatacağım, aklıma gelmez diye. Evet, çocuklar, evet, hastamızı inceleyin, hı hı, ve bana müdahale yöntemimizi söyleyin bakayım. Tabii. Buyurun. Oh! Yuhuu! Vay, anı yakala. Gülümseyin. Ya bu yasak değil mi? Tamam, öğrencidir. Of! Wow! Wow! Sen hak ettin ama oğlum. Allah Allah! Yani kendisi 35 yıldır benimle, ben bile bu kadar bakmadım. Tamam, tamam. Şey yapmayın. İbrahim Bey, evet. Tabii şimdi kalabalık sizi biraz gerdi. Yani. Ben bunu anlıyorum ama rutin şeyler bunlar, rutin. Kendinizi nasıl hissediyorsun? Vallahi nasıl hissedeyim doktor bey? Halk pazarında tezgahın en önüne konmuş bal kabağı gibi hissediyorum. Şimdi çocukların hepsi alıcı değil. Bazıları, bunların bazıları bakıcı. Tabii başka ameliyata girecekler ama sizin vakanızı görsünler istedim. Affedersiniz Profesör Bey, benim vakam kaşıkçı elması mı yani? Bizde gizler gibi hey ho yapıp dolaşıyorlar. Oldu olacak, onlar sergiyi dolaşırken ben de mabadımın tarihçesini anlatayım. Milattan sonra 1980 yılında Orta Anadolu'da çıkmıştır. Yani böyle tamam. Bir şey olabilir mi ya? Tamam, tamam, tamam. Haklısınız. Evet arkadaşlar, hastamız geriliyor. Diğer arkadaşlarımı diğer ameliyathaneye alayım. Evet. O bayılan çıksın. Mesut yok. Evlilik yapamıyorum. Evet. Samet, buyurun. Samet, Mustafa, yeter. Evet hocam. Evet, hocam. Evet hocam. Evet, bak. Söyleyin bakalım, nasıl girelim? Keserek, delerek, yararak. Yok, kazıyarak. Hocam, siz yapsanız benim ameliyatımı. Ben geriliyorum biraz. İyi de İbrahim Bey,
Şimdi bu çocuklar nasıl tecrübelenecekler? Ha? Söyler misiniz bana? Sahaya çıkmadan nasıl tecrübe kazanacaklar ya? Ya benim babam antrenman sahası mı? Düz koşu yapacak başka yer yok mu acaba? Merak etmeyin. Merak etmeyin. Ben varım burada İbrahim Bey. Ben varım. Ona güveniyorum. 55 yıllık profesörüm ben. Maşallah. Ve bugüne kadar hiçbir hastam masadan iyileşmeden kalkmadı. Evet, yeterciğim. Uyuşturalım. Evet, tabii ki. Şöyle. Sağ ol. Acayip bir şey. Ya abi. Hocam çok tesirli, çok güçlü bir iğne vuruyorum. Olay yerine. Bence yeterli şekilde uyuşmuş olması gerekiyor. Evet. Şimdi. Hastayı kim kesmek ister? Ben. Hocam. Çocuklar. Delik Bey beni. Evet, hocası dinleyin. Bak. Adam öğrendi, siz öğrenemediniz. Evet. Tamam, yeter sen kes. Çok teşekkür ederim hocam. Hanım ile değmiş gibi. Ay, çok heyecanlıyım ama. Sana çok şükürler olsun. Heh, hazırım. Hocam kesiyorum. Evet. Hocam kesiyorum. Kes. Arkadaşlar. Buyurun. Kesiyorum. Evet. Kesiyorum. Kes. Sim. Ay! 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 Ne oluyor? Tamam. Sakin olun. Sakin olun. Sakin olun. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Çocuklar toplanın. Toplanın. Toplanın çocuklar başına. Toplanın. Toplanın başıma. Toplanın. Evet. Söyleyin bakayım. Yeter arkadaşımız nerede hata yaptı? Hastayı düğün pastası gibi yararak yaptı. Ne? İptal. Hocam sınavı iptal. Topla kağıtları topla. Gidiyorum. Topla. Tamam. İbrahim Bey. Telaşlanacak bir şey yok. Ben buradayım ya. Samet. Efendim hocam. Kanamayı durdur. Hocam ben durdurmasam. Dün gece çok çalışamadım da. Nasıl durdurmasam? Yahu hata yapa yapa öğreneceksiniz çocuklar. Tabii. Yani sonuçta üç doğru bir yanlışı götürmüyor. Üç yanlış bir doğruyu götürmüyor. Öyle, öyle. Ulan hocam. Sen anladın. Bir yanlış beni öbür tarafa götürüyor ama. Samet. Efendim. Oğlum şu deliği kapatı böyle gözünü seveyim ben çabuk. Hadi koşum yaparsın sen. Açtığımız gibi kapatacağız. Tamam efendim. Hadi. Bir saniye. Allah Allah. Hocam o zaman. Pamuk dışı lan. Aa pamuk tamam. Çok büyük onu mu tıkayacağım? Hayır. Yok yok onu aldık biz tamam. Onu tıkamayın onun yeni düştü. O değil daha küçük bir şey tıkacağız merak etme. Hadi dur dur. Bu ne kadar çok kanamış ya. Bu atar damar mı hocam? Ha? Burada atar damarın işi ne gerçi değil mi? Bilmiyorum. Hocam bir şey söyleyeceğim ben kapatamayacağım. Beni kan tutuyor. Lan! Şu an fark ettim beni kan tutuyor. Lan madem kan tutuyor ameliyatları işim var. Ben seni bir tutsam yapacağımı biliyorum ama. Biri şu deliği kapatsın artık kanamayı durdursun ne olur. Ama siz bu tavrınızla çocukların kriz anında nasıl davranacaklarını bilememelerine neden oluyorsunuz ya. Evet. Sakin olun. Sakin olun. Yok bir şey. Aa, ben de bir şey zannettim ya. İnsanı boşu boşuna telaşlandırıyorsunuz ya. Alo. Bütün hastanelere haber verin. ARH pozitif kan lazım. Çabuk, çabuk, acil. ARH pozitif. Benim kan grubu mu? Yok ya, senin için değil. Ben kendime istedim. Lan burada benden başka kimse yok. Lan bir de durdursun şunu. Lan, kan kaybolur. Ya sus be! Akacak kan damarda durmaz. Evet. Şimdi nasıl bir yöntem belirleyelim arkadaşlar? Söyleyin bakayım. Sarımsak, zehri söker. Güzel. Dur, dur. Şey hocam. Kara çörek otu yağına çok iyi geliyor diyorlar her şeye. Cevap kara çörek otu yağı sürerek. Affedersiniz biraz daha tıbbi yerlerde bulunabilir miyiz acaba? Ha. Biraz kafaları çalıştırsak tıbbi öğrencileri. Al, teşekkürler. Buldum hocam. Şey yapmamız gerekiyor. Kanamayı durdurmamız gerekiyor. Pamuklarla kanamayı durduracağız. Pansuman yapacağız. Tık tık pamuğu. Tık ver ne kadar. Aynen aynen bana da ver. Şuna bana da ver. İyice, sok, 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 sok. İyice bunu tepiştirelim. Tepiştir. Lan niye pilavı mı tepiştiriyorsunuz? Çok güzel. Bravo. Bravo. Gördüğünüz gibi evet. İbrahim Bey her şeyi kontrolümüz altında. Evet. Neden? Niye? Çünkü ben buradayım. Neden? Çünkü 70 yıllık profesörüm ben. Evet, güzel. Kanamada durduğuna göre bölgeyi temizleyip kılı alabiliriz çocuklar. Alabiliriz. Evet, diyorum ben. Hallediyorum. Hadi. Alın. Bana oradan bir şey tabii, verir misiniz? Tabii ki. Teşekkür ederim. Haydi evet. Bakalım. Ne oldu? Ay! Ne oldu? Saatim düştü. Ya Mustafa! Tamam. Ya tamam. Ne kadar beceriksizsin ya. Adamın içine saatin kaçtı ya. Hmm. Bir saniye arkadaşlar. Samet ben yapabilirim. Tamam, yeter yapsın. Yeter yapıyorum yapsın. Hocam. Tamam, yeter yapsın. Uçu saati. Tamam. Ah! Ne oldu?
Ya altın bilekliğim içine düştü ya. Hadi be. Tunç'tan hatıraydı bana. Artık Tunç'tan bana hatıra oldu. Sağ olasın. Çok teşekkürler Tunç. Neyse. Lan mabadımı emanet dolabına çevirdiniz. İbrahim Bey. Evet. Her şeyi çok büyütüyorsunuz. Gerçekten çok büyütüyorsunuz. Samet. Efendim hocam. Oğlum bölgeyi genişlet. Hocam. Doğru mu anladım? Hocam ben o konuya çalışamadım vallahi yani. Vallahi bunu birisini çağıracağım artık bu çocuğu. Ya ama hocam... Bir saniye Samet ya. Hocam gene iş bana kaldı. Genişleteceğim şimdi. Evet, bravo. Bir tane şu makası verebilir misin bana lütfen? Makası mı? Al yani. Lütfen yani. Şurada. Bir dakika şimdi şurayı şöyle bir yar abi. Aç. Aç abi. Tamam aç canım. Acayip bir durum var arkada. Şu karaciğeri. Şuna. Karaciğeri aldın mı? Evet. Tamam. Ver. Şu mideyi tut. Aa, mide miydi? Mide yemiş yemiş. En büyük. Al şu mideyi. Bu işkembe bu mide değil. Bir saniye. Ya bana o kayıldıydı gelirken. Şu akciğerleri. Şu Mustafa şu bağırsağı çek. Çek, çek anam. Çek, 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 çek. Ben bunu çek, dolayayım. Şöyle. Ha. Tamam. Şu karaciğeri de koydu. Şöyle dola. Dursun. Tamam. Bu kadar açmanıza gerek var mıydı acaba? Başka var mı bir şey lazım olan? Bir de aa böbrek buldum. Yeterim. Böbreği nasıl bulmak istiyorsanız öyle bırakın rica ediyorum. İçim dışıma çıktı yeminle. Aa ama öyle demeyin İbrahim Bey. İçiniz açıldı fena mı? Maşallah Samet Bey, desteğe çalışılmamış ama şakalara çalışırmış. İbrahim Bey haklı. İbrahim Bey haklı. Sizi biraz ciddiyete davet ediyorum çocuklar. Evet, şimdi bölge iyice genişlediğine göre artık kılıç çıkarabiliriz. Evet, tamam ya peki. Ya bir kıldır ya. Özünü sevdiğim abi. Ben çıkarıyorum. Hadi Mustafa. Arkadaşlar hadi bakalım. Hadi arkadaş. Hadi bakalım. Çıkarıyorum. Çıkarıyorum. Çıkarttım. İbrahim Bey. Yalnız bu kıl değil. Bu Rapunzel'in saçı. Hatta Rapunzel'in kendisi. Rapunzel'i mi yediniz? Ne yaptınız? Neyse. Tamam. Evet. Kılı da çıkardığımıza göre artık yavaş yavaş her şeyi yerine yerleştirelim. Tamam. Dikelim. Aferin Mustafa. Teşekkür ederim. Gördünüz mü? Bakın. Şans verilince nasıl da başarılı oluyorlar. Gördünüz mü? Evet. Evet. Profesör Doktor Hayati Bey, çok acil acilden bekleniyorsunuz. Çok acil acilden beklendiğime göre acil bir durum olmalı. O halde ben acile gideyim. Hocam gitme. Gideyim. Hocam. Hocam özür dilerim gitme. Hocam gitme beni manyaklarına bırakma. Lan gençler toplanın bakalım. Buyurun. Gel bir şey söyleyeceğim. Halledeceksiniz değil mi lan? Tabii lan. Tabii canım. Tabii. Hayret bir şey ya. Tabii. Her şey şimdi yeni koyacağız. Sen merak etme. Arkadaşlar. Bu dalağı nereye koyuyorduk ya? Ay ben dalak derse raporluydum ya kanka. Vallahi bana hiç sormayın. Ben bu sene yeni geldim yani biliyorsunuz. Mesela şey yapalım. Sahibine soralım. Sahibine soralım. Ver bakayım. Hocam. Bu dalağı nereye bırakalım ya? Mutfağa bırak usta. Dikkat et çizilmesin. Eyvallah. Lan manyak mısın? Bana ne soruyorsun? Tamam. Ne alalım ben? Tamam tamam kontrol al. Yalnız bir şey söyleyeyim. O böbrekle ciğer birbirini tutmaz. Bağırsakla iyice saralım. Bağırma bağırma. İyice sar oğlum. İyice sar. Bunu zaten bağırsak ancak çalışır. Aynen öyle. Zaten genişletmiş. Kapat. Şunu da dur şunu da koy. Koy kapat 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 kapat. Mübarekler ya. Gözünüzü sevdiğim. Sanki arası atayım. Tedavi yapmıyorsunuz, bulaşık makinesine kirleri yerleştiriyorsunuz. Tamam, tamam. Her şey tamam. Hadi bakalım. Aa! Kalp dışarıda kaldı. Lan saçmalama, olur böyle şey? Allah'ım çok geçtim ben ya. Çocuklar, hemen gidelim hocayı bulalım. Hocayı bulalım. Hocayı bulalım, hocayı bulalım. Evet, evet, hocayı bulalım. Kardeş, kusura bakma. Biz şaşırdık. Ulan şaşırdığını sevinim, organlarım. Kalbim dışarı, ben nasıl yaşıyorum ona ya? Nasıl? Allah. Allah çok iyisin. Allah'ım al canımı kurtulayım daha fazla çekmeden. Al. Gönder al canımı al artık. Seni de aldın mı buradaki işim bitiyor. Ben seni çok farklı hayal etmiştim. Vay be. Vallahi bizim patron üniformaları değiştirdi ya. Siz ona kendi aranızda tövbe estağfurullah patron mu diyorsunuz? Yolun sonuna geldik ya, yani, öyle mi? Evet. Bu katta yolun sonunda bir ameliyathane var, o da burası. Artık buradaki paketi aldın mı, işin bitiyor. Alma. Yalvarırım alma. Ne olur alma ya. Almayı ver, ne olacak almasa. Vallahi emir büyük yerden kardeş. Alman lazım. Sonuçta herkesin yapması gereken bir iş var. Ya kim fark edecek? Koy şunu cebine. Koy ya. Al ya
kimse anlama. Ya beni de almayı ver, ne olacak ya? Ya kardeşim burası... Fark etmez kimse ya, beni kim takip edecek? Al. Ya patron bütün hastaneyi kameralara takip ediyor, saniyesi saniyesini hem de. Olmaz öyle şey, alamam. Allah'ım, kıl dönmesinden mi gelecektim yanına? Keşke daha afili bir hastalık olsaydı. Al tamam, al götür. Hazırım al artık, hadi bitsin. Al. Ne diyorsun kardeşim sen ya? Lan beni almaya gelmedin mi? Götürmeyecek misin beni? Al işte, al götür hadi. Ya kardeşim, ben tıbbi atığı almaya geldim ya. Allah canını almasın senin. Deminden beri niye söylemiyorsun? 100 tane duyguya girdim çıktım burada. Gel çıktın ölüyordum. Evet, ameliyathaneyi boşaltalım. İbrahim Bey geldi. Hocam neredesiniz geldi artık? Bak kalbim malbim hep dışarıda. Bu neymiş ya? Her şeyi ortalıkta bırakmışlar. Evet. Eskisinden daha iyi olacak. İnşallah. Hiç merak etmeyin. İnşallah. Hiç merak etmeyin efendim. Evet. Ben size ne demiştim? Ne demiştim? Ha? Ben size ne demiştim? Benim hastalarımın hepsi bu masadan iyileşerek kalkarlar dememiş miyim? Evet. Ha? Evet. Çok güzel. Şimdi pansumanınızı da yaptım. Evet, yine çok güzel. Neden? 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 Çünkü ben 120 yıllık profesörüm. Çok güzel. Şunu da şöyle kapatıyorum. Siz burada bekleyin. Birazdan arkadaşlar gelir alırlar sizi. Sağ olun. Hadi geçmiş olsun. Oh sağ olun. Hocam çocuklar içeride bir şeyler unutmuşlar. Onları acaba çıkar... Herhalde çıkartmıştır koskoca prof. 200 yıllık profesör. Akşamın oğlu. Oh. Ne ettin ya? Nasıl bitti ya, bitti. Çok şükür bitti hadi ya. Hadi geçmiş olsun. Hadi. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Nasıl gitti? Bak ilkin bir korktum he. İlkin bir korktum. He. Çünkü bunlar bir şey unuttular içeride falan. Bir stresli geçti. Ama sonra Hayati Hoca geldi topladı. Eğer bir sıkıntı olsaydı ben bu hastaneyi mahkemelerde sürüm sürüm süründürdüm de neyse. Tamam, tamam. Kalkabiliyor musun şimdi? Kalk, kalk, kalk. Senin şu tamam, tamam. Tamam. Kalk, kalk. Ay, maşallah, maşallah. Hadi bakalım. Yalnız Hayati Hoca'nın dediği kadar var ya, yemin ediyorum bak. Masasından direkt iyileşti bak. Ya gerçekten bayağı bir iyileştirmiş. Bilmiyorum. Hafif sarkma var ama gayet iyi. Oğlum benim popomdan ses mi geliyor lan? Lan saçma sapan konuşma ya. Popondan uydurma, ne sesi gelecek Allah'ın kılıçın. Yürü hadi yürü. Hadi geçmiş olsun haydi. Haydi. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve desen.